Trip mi atıyor? Bir şey mi var? Anlamadım da. Hastanenin acilinde kim bilir kimlerle uğraşıyor. Trip atmaya vakti yoktur be kardeşim. Bilemedim Mesut baba. Bilemedim. Sen neye bakıyorsun öyle dikkatli dikkatli? Ya bizim kızın hesabına ulaşmaya çalışıyorum da yok. Çıkmıyor. Ha. Senin sosyal medya hesabın mı var? Yok ya. Öylesine işte bir şey açtım yalandan. İçinde bir şey yok yani. Maksat ev halkını izlemek. Ha, ev halkını izlemek. Yani stalk yapıyorsun sen. Ne? Stalk stalk. O ne? Ha bilmiyorsun stalk'u da. İnternette gizli takip. Onu da anlamadın. Tamam. Senin dilinle söyleyeyim. Espiyonaj abi. Espiyonaj. Sen espiyonaj mı yapıyorsun? Yalnız kesin benim yeğenim seni engellemiştir. Yok ya yapmaz öyle şey. Hesabı kendi açtı zaten. Peki hangi kız babasının onu izlemesini ister? Ben şöyle anlatayım sana. Benim yeğenim Instagram'a fotoğrafını koydu. Altına da arkadaşları yorum yazdı. Babası da onu okuyacak öyle mi? Yapmaz ya. Yapmaz. 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 Bakalım. Ece Çetin. Ha? Bu değil mi yeğenimin hesabı? Bak gizli de. Seni de engellemiş. Vay çakal. Ama ben bunun hesabını sorarım. İyice uzaklaştırırsın kızını kendinden. Bir kız çocuğunun en çok güvenmesi gereken kişi babasıdır. Babasından uzaklaşan kız çocuğu o güveni başka bir yerde arar. Dikkat et. Ha, Yusuf baba. Duydun Elif kardeşim. Mailleri çözdüm ama bildiğim diller arasında Arapça yok. Otomatik çeviri sistemini aktive ettim ama bazı şeyler düzgün çevrilmiyor. Özellikle bu mail bir garip. Tamam. O zaman Arapça bilen Kemal abin geliyor. Elif be, azıcık bir üstüne şu. Oyuncakçının size iki hediyesi var. Talimatları okuyup parçaları birleştirin. Sonra da oynamaya gidin. Ne şimdi bu? Aa, ne şimdi bu? Yıldırım abiye bir danışmak gerek. Elfaz Ensargı. Kod adı oyuncakçı. Eskiler bilir, tehlikeli bir bomba uzmanı. Dönemin şartlarına göre saf tutan, kafası fazla çalışan, keyif düşkünü, para düşkünü pis herifin teki. İletişim halinde olabilecek tüm sağ çalışanlarını taradım, kimse yok. Bölgedeki muhbirlerden bilgi alabiliriz belki. Son birkaç yıldır sıcak temasta olduğumuz herkesin listesini çıkardım. Herkes bilmez bunun yerini. Bu kendini saklamayı çok iyi bilir. Çok da kurnazdır. O yüzden eskilerden biri lazım bize. Eski toprak biri olsun ki buna hemen ulaşalım. Bu ilaçları veriyorduk ama şimdi işe yaramıyor. Çocuklar için bu ilaç. Bunu kullanıyorsam ameliyatta kurtarılabilecek bir seviyede demektir. Üzücü. Keşke çocuğa ulaşma şansımız olsaydı. Belki kurtarabilirdik. İlaçları kullanıyorsa burada yapacak bir şey yok demektir. Ameliyat olması gerekiyor. Burada olur mu? Burada olmaz. Ama eğer Türkiye'ye götürebilirsek bu hastalığı ilerlemeden durdurabiliriz. Onu kurtarabiliriz. Olmaz. Kızım Türkiye'ye gitmeyecek. Ameliyatı burada yapacaksın. Yapamam. Yapmam. Yapacaksın. Doktor odasına götürsünler. Doran'ın dinlenmesi gerek.
Allah'ım yarabbim ya. Bir kere de bir işimiz rast gitsin. Sonra Korkut Ali ortalığı dağıttı oluyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel şeyler var burada. Ne aramıştınız? Ben böyle özel bir şey arıyordum. Bin bahar geçse de yeşermez ya taş. Taş dediğin. Malahit taşı arıyorum. Ne için lazımdı? Süs eşyası mı, kolye mi? Yok. Mermi yapacağım. Beni takip edin. Malahit taşı. Neşe taşı da derler. Acının ve kederin azalmasını sağlar. İnsanın kalbini kuvvetlendirir. Bakırım en güzel halidir. Ama çoğu kimse bilmez öyle değil mi? Doğru. Çoğu insan bilmez. Ama bilen bilir işte. İnsan bilmediğini isteyemez. Bir ajanla gelmişsin. Geri mi döndüm? Hala ölmedin mi sen? Ölmedim. Sayende yaşıyorum. Yıldırım bozok. Estağfurullah. Kurtardığım oldu. Kurtaramadığım da. Ezgi Sancaklı. Seyfi Karadağ, memnun oldum. Ben. Kimi kaldırıyoruz yatağından? Bunca yıl sonra buradasın. Evet, önemli olmasa gelmezdim. Elifaz El Sarga, onu bulmamız gerek. İstanbul'daki olayla mı ilgili? Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun için buradasın ha? Kapanmamış bir hesabım var. Onu kapatmak için buradayım. Haptor'u bulmaya geldim. Haptor yaşıyor mu? Maalesef yaşıyor. Elifaz'ın da onun elinin altında bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Saldırının arkasında o var. Onu bulmam gerek Seyfi. Bulacağız o omurgasız. Sen merak etme. Bana birkaç saat ver. Saatim başladı. Uğur Bey geldi efendim. Gelsin. Gel Uğur, gel. İçerisi biraz dağınık. Senin gibi obsesif kompulsif birisi için içerisi zor olur. Biraz. Ama bu manzara güzel ha? İstanbul güzel değil mi? Şahane. Sen kaç yıl oldu Amerika'ya gideli? 9 yıl. Öyle bir güzellikten ayrı kalmak için uzun bir süre. Yanlış hatırlamıyorsam sen cep telefonlarında çalışan,
yapay zekaya sahip ulusal güvenlikle ilgili bir yazılımı geliştiriyordun, değil mi? Evet efendim, doğru hatırlıyorsunuz. İnsanların cep telefonunda çektiği fotoğrafları kullanıcıya fark ettirmeden arka planda işleyerek terörizmle bağlantılı kişi ya da cihazların olup olmadığını bulup güvenlik birimlerine iletilmesini sağlıyordu. Yani ben doğru mu anlıyorum? Sen insanların cep telefonlarındaki fotoğrafları onlardan habersiz alıp fonda bir silah, bomba, terörist bir şey varsa onu fark edip CIA'ya ya da ilgili birine haber veriyorsun. Evet efendim, aynen söylediğiniz gibi. Zeki insanlara bayılıyorum. Şimdi o zekayı kullanmanın vakti geldi Uğur. Elimden ne geliyorsa yaparım efendim. Güzel. Bu dosyada sana mülakatta soracakları bütün sorular var. Onlar iyice ne çalış? Senin gibi bir CV'nin bu işi alamaması imkansız. Tabii basında seninle ilgili haberler de çıkacak. Silikon Vadisi'nin altın çocuğunun işi bıraktığı, yurda geri döndüğü, memleketine ne kadar hayırlı bir evlat olduğu ile ilgili şeyler. Sen de tevazu göstereceksin. İnsanların hoşgörüsünü kazanacaksın. Türkiye Savunma Sanayi Şirketi. Orada geliştirdiğim uygulamayı burada mı kullanacağım? Hayır. Sen F-16'ların yazılımlarını değiştireceksin Uğur. Hepsini. Ve senin dışında çalışan diğer Türk yazılımcıların yaptığı her şeyden haberdar olacaksın. Yazdıkları bütün yazılımları bulacaksın. Günü geldiğinde onları kendi silahlarıyla bulmamız gerekebilir. Sonuna kadar yanınızdayım efendim. Güzel. Bu dosyanın içinde gerekli bütün bilgiler var. Ha, bir şey ihtiyacın olursa ben buradayım. En kısa zamanda senden gelişmelerle ilgili haber bekliyorum. Bugüne kadar ben ve ailem için yaptığınız her şeye çok teşekkür ederim. Hayal ettiğinizden çok daha iyisini yapacağım. Merak etmeyin. Buna şüphem yok. İzninizle. Diğer görüşmemize birkaç saat var. Yemek? İyi fikir. Uğur'un ailesi, yakınları, kim varsa hepsinin nerede yaşadığını, bütün bilgilerini edinelim. Elimize dursun. İstediğimiz şeyleri yapmazsa küçük ders vermek gerekebilir. Emredersiniz. Hadi gidelim. Şimdi Elfazel Sargan'ın kaldığı ev burası. Peki bu buradan ne kadar sürüyor bu ev? 40 dakika var yok. Hatırladığım kadarıyla bu evde daha önce de kaldılar. Anladım. Sence Haptor geliyor mudur bu eve? Haptor'un yaşadığını ben yeni senden öğrendim. Geliyorsa bile bizimkilerle denk gelmedi ki haberi yayılmadı. Teknolojiden anlayan sensin anladığım kadarıyla. Şimdi bak. Buradaki setlerin üzerinde kameralar var. Ufak ufak görünüyor. Eğer 10 kamera varsa 20 de adam vardır. Belki de daha fazla. Yani internete bağlı kameralarda erişim sağlarım. Ama eski tip analogsa uzaktan bağlanamam. Bu taraf eğimli. Burası en korunaksız bölgedir. Oradan girebiliriz. Tamam. Bu kameraları çözmemiz lazım bilgisayarcı. Bu işi halledeceksin. Abi eski tipse geniş açılı değildir. Yani kör noktası kesin olur. Ama dijitalse ben zaten erişim sağlar, sizi yönlendiririm. Biz kaç koruma var dedik, 20 mi? En az. O zaman böyle paldır küldür gitmek olmaz. Mutlaka bir plan lazım. Bunu bir düşüneyim ben. Elfas şerefsizi keyfine ne kadar düşkündür bilirsin. Haber aldım, bu gece de eğlence peşinde. O küçük sarayından çıkmadan alem yapacak it. Hmm. Bizim çocuklar söyledi. Akşama kadınlar gidecekmiş mekana. Tamam o zaman. Planı yaptım ben. Madem kadınlar gelecek, oraya bilgisayarcının girecek hali yok ya. Değil mi Ezgi? Gel. Evet abi.
babasındır. Beni daha ne kadar burada tutacaksınız? Kızıma yardım etmeyecek misin? Senin çocuğun var. Var. Ve burada olduğum için beni çok merak ediyor. Oğlum iyi misin? Ben iyiyim. Beni merak etme. Uzakta bir işim var. Bitsin geleceğim. Sen anneannene git olur mu? Benim bu numaradan arama, tamam mı? Bu arkadaşımın numarası. Ben seni ararım yine. Öyle mi? Dışarı baktığında ne görüyorsun? Ben ne gördüğümü söyleyeyim mi? El silahlı adamlar. Beni arabamda bayıltıp zorla buraya getiren teröristler görüyorum. Doğru. Düşmanım değilsin. Ama onlarlasın. Sadece çocuğumu kurtarmak istiyorum. Bana yardım et. Sen doktorsun. Alo. Selam, ben Ömer. Biraz önce Canan komiserim aradı beni. Oğlum diye hitap ederek konuştu benimle. Bir şekilde çocuğum var diye ikna edip telefona ulaştığını düşünüyorum. Neyse ki iyi olduğunu söyledi. Bir daha da geri aramayayım diye şifreli bir şekilde uyardı. Aradığı numara var mı peki sende? Yok maalesef, gizli numaradan aradı. Tamam Ömer. Hemen haber vermen iyi oldu. Sen merak etme. Biz bu işi halledeceğiz. Şimdi sen evde kal. Doktora da hazırlanmasını söyle. Onu bir müddet İstanbul'da misafir edelim. Burası onun için pek güvenli değil. Ben sana gelişmelerden haber vereceğim. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamamdır. Ne olmuş? Komiser Hanım yaşıyor. Ömer'i arayıp konuşmuş. Oğlum iyi mi falan demiş. Akıllı kızmış. Yani bir şekilde haberleşmiş işte bize. İyi iyi de bir de şu Türk oğlundan haber alsak iyi olacak. Yani bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak Ali orada da ortalığı bir şekilde karıştırır ve çıkmanın bir yolunu bulur diye düşünüyorum. İnşallah. Uyuyor. Doran iyi olacak. Bu doktor kızımızı iyileştirecek. Merak etme. Emin misin? Türkiye'ye gitmeden nasıl olacak? Efraim. Ahmet'i masaya getir. Konuşacaklarım var. Sen bana güveniyor musun? Güzel. Yapacak bir işim var. Önce onu halledeceğim. Sonra kızımız.
İşin kızının hayatından önemli mi? Yeme yine ya. Bunu sonra konuşuruz. Konuşamadık seninle. Ben Abdur bin Said. Ahmet Yasir. Yemek ye. Çok aç değilim. Sağ ol. Yemeklerimiz güzeldir. Yarın yola çıkacağız. Gittiğimiz yerde sana söyleyeceğim hesaplara dijital para transferi yapacaksın. Gittiğimiz yerde internet olacak. Olacak. Yanımızda bağlantı için cihaz var. Nereye gidiyoruz? Çok uzak değil. Ne için gidiyoruz? Sen çok meraklı çıktın. Halit'i nereden tanıyorsun? Madem yarın yola çıkacağız, bir şeyler yiyelim. Ha, ye. Al pirzola. Yok. At ya. Yok. Sen niye ya? Durduk yere aç kalmanın bir alemi yok. İvan'la buluşma yerinizde ufak bir değişiklik oldu. Yeni yeri buluşmaya bir saat kadar zamanlayabilecekler. Koyunlarla ilgili bir problem yok değil mi? Yok, bir sorun yok. Güvendiğim bir ekip kurmanı istiyorum. 10 kişi. En iyileri olsun. İstanbul'a gelebilecek bir ekip. Ayarlarım. Ama konu nedir? Kafamdaki plan netleşsin. Ben sana anlatacağım. Acil bir durum olursa Zapka yararsın. Nasıl diyordun sen? Ha. Esselamu aleyküm. Thank you.
yerdeki adamların fotoğrafını yolluyorum sana. Tamamdır, kontrol ediyorum. Evet, güzel. Dijital kamera bunlar. Erişim sağlayabilirim. Şimdi bağlantı için sana verdiğim cihazı kameralardan birinin 3 metre yakınına yerleştirmen yeterli. Tamamdır, buldum. Hallediyorum. Tamamdır abi, hallettim. Bilgisayarcı, içerisinin durumu ne? Eğlence başladı mı? Kalabalık mı? Abi Elfaz şu an kızlarla. Arka tarafta 2 koruma var. Önde 4, 5, 6. Sanırım 6 kişi var. Ama içeridekileri göremiyorum. Tamamdır. Abi. Hadi Allah'a emanet. Siz de. Dikkat et. Cem, çalıştırdım. Süpersin. Şimdi 10 dakika öncesinin yayınını veriyorum. Birazdan sizi göremeyecekler. Güzel gözlerin var senin. Dört kız gelmeyecek miydi? Niye 5 kız geldi? Bilmiyorum abi. Haptor yine yaptı sürprizini. Önce bu hazırlansın. İlk bunu alın odaya. Emredersin bunu. Hadi geç. Ne duruyorsunuz? Çal, çal, çal. Devam. Ha. Haber alıyor musun? Güzel şeyler konuşmayı bırakalı çok oldu Seyf. Hadi bakalım. Ne? Ne oldu? Görüntü gitti. Ne oldu ya? Görüntü gitti. Hay ben senin be abi. Hay ben senin be. Abi, ben şu an sizi göremiyorum. Cihazlarla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Sizi göremiyorum abi, duyuyor musun? Şu an yalnızsınız yani. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Thank you.
lazım. Buradan çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Düşün Canan, düşün. Ezgi. Ezgi ne durumdasın? Cem, ben odadayım. Ezgi hazır geldi. Ha? Ne? Ezgi. Duyamadım son dediğini Ezgi. Orada sinyal bozucu bir alet olabilir. Ezgi. Of be abi ya. Of be abi. Allah ya. Sen daha soyunmadın mı? Ne oluyor? Kaldır ellerini. Kaldır lan ellerini. Kaldır ellerini. Biz mi kimiz? Biz mi kimiz? Anam mufacaatı Leyla. Gecenin sürpriziyim. Türk devleti. Yaktığın canların hesabını sormaya geldik şimdi sana. Şimdi de eğer ağzını açıp tek bir kelime edersen senin beynini patlatırım Elfaz. Anladın mı? Anladın mı Elfaz? Şimdi susuyorsun. Tamam. Tamam Elfaz. Abi, paket hazır. Girin abi. Tamam. Tamam Ezgi, giriyoruz. Dön! Dön lan arkanı dön! Kime diyorum otur! Otur Elfaz! Ellerin arkaya Elfaz, beynini patlatmayayım senin Elfaz. Patlatmayayım burada ben senin beynini Elfaz. Ezgi. Ezgi burası temiz. Paketi al gidelim hadi. Ben sizi duyamıyorum hala. Ara ara ses gidip geliyor. Geldim abi, geldim. Geldim. Yürü, yürü. Yürü lan. Yürü, yürü, yürü lan. Yürü. Yürü. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne oluyor? Acaba?
buraya kadarmış. Aç kapıyı. Hadi. Kalkın başa yapayım. Hadi. Yürü. Sen ne kadar cesaretli bir doktormuşsun. Şimdi söyle bana. Evine sağ ve salim dönmek istiyor musun? Bence istiyorsun. Kızımı kurtar. Ben de seni sağ salim evine göndereyim. Senin gibilerin çocuğu olmamalı. O neden? Babalar çocuklarının kahramanlarıdır. Ama sen bu hikayenin eli kanlı kötü adamısın. Peki sen doktor, hasta ve masum bir çocuğa yardım etmeyerek beni mi yoksa onu mu cezalandırıyorsun? Peki Ali'den haber yok mu hala kardeş? Yok abi, hayır. Yıldırım Bozok ne diyor bu işe? Bekleyeceğiz diyor. Komiser de orada. Bir şekilde alacağız. İyi, iyi, tamam, tamam. Sen yine de gelişmelerden beni haberdar et kardeş. Tamam? Tamamdır. Oldu, hadi, hadi. Kolay gelsin, eyvallah. Kemal, bir sorun yok değil mi? Yok gülüm. Bildiğin işler işte. Ufak tefek işler. Meral'im. Hı. Neyin var senin? Bir şey yok. Dalgınsın. Düşüncelisin. Tüm gün ulaşamadım sana. Geç vakitte döndün. Hayırdır? Acil çok yoğundu bugün Kemal, hakikaten. Acil çok yoğundu. Ay gülüm. Acil çok yoğundu, anladım. Meral Hanım. Sizi çok iyi tanırız. Onun ardında başka şeyler var. Onu deyiniz siz. Ben bugün Ferhatların evine uğrayacaktım. Hı. Ama sonra gidemedim. Cesaret edemedim. Allah Allah. Niye cesaret edemedin? Kemal. Hı. Bebek küçücük. O kadar güzel ki. Yani tabii ki ben onun annesi değilim. Ama bilmiyorum. Yani belki o eksik olan anne sevgisini ben verebilirim diye düşündüm. Niye gitmedin? Çünkü ben alışırım. Ben hayatımı adarım ona, biliyorum. Sen de yaparsın. Kemal, ben çok severim onu. Sen delirirsin onun için. Ama sonra bizden ayırırlarsa nasıl olacak? Ne yaparız o zaman? Ben mahvolurum Kemal. Yani... Bak derler ki, yetim ağladığında arş titrermiş. Sen gönlünden geçeni ya. Hayat bize ne gösterecekse görürüz biz de. Buradayız evelallah. Ha? Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın Meral'im. Meral'im, Meral'im. Sen de iyi ki varsın Meral'im. Sen de iyi ki varsın.